En düşük emekli maaşı için yüzde %16, 16-17'yi sildi, en az deyip iki rakam verdi. Bilmece son bulur, emekli zammında kritik veriye sayılı saatler. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emekli merakla yarın açıklanacak kritik veriyi bekliyor. Emekliler zam hesabı yapmaya başlarken, Ocak'ta maaşlara ne kadar fark olacağı araştırılıyor. En düşük emekli maaşı içinde tahminler geldi. Ekonomist Muhammed Bayram ve Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklilerine %16-17'lik bir artış olacağını tahmin edersek, bu orandaki bir artış en düşük emekli maaşı için düşük kalacaktır deyip oran ve iki rakam verdi. Milyonlarca emekli merakla Ocak ayındaki maaş zammı oranını bekliyor. Yarın ise milyonların beklediği kritik bir veri açıklanacak. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber emeklilerin 5 aylık zam farkı da netleşmiş olacak. Geriye ise yalnızca bir veri kalacak. Ekim ayında aylık bazda enflasyon %2,88 oranında artmış, yıllıkta ise 48,58'e gerilemişti. Şimdi merak edilen sorular: Ocak ayında emeklilere ne kadarlık bir enflasyon farkı olacak? refah payı gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Beklenti %2 civarı. Milliyetin haberine göre, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammed Bayram, milyonların merak ettiği konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Ekim ayı enflasyonuyla beraber emekliler için maaş artışında belirleyici olacak oran %12.06'ya geldi geride 2 aylık enflasyon farkı kaldı. Kasım ayına ilişkin enflasyon tahminleri yapılan anketlerle birlikte şekillenmeye başladı. Piyasanın beklentisi, %2 civarı 1 aylık enflasyonun olması yönünde. Aralık ayında %1,5 oranı ile birlikte, Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon beklentisi olan %44 seviyesinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kasım, Aralık ayları enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte, %16 ile %17'lik bir enflasyon farkının oluşabileceğini düşünüyorum. Böylece Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emekleri %16 ile %17'lik bir enflasyon farkını doğrudan alacaklar. Ancak memur emeklileri ve memurlar toplu sözleşme farkından kaynaklı olarak bir miktar daha düşük maaş zammı almış olacaklar. Enflasyonun üzerinde bir refah payı artışı ben bu dönemde beklemiyorum en düşük emekli maaşı şu an itibarıyla 12.500 TL'dir. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklilerine %16 ile %17'lik bir artış olacağını tahmin edersek, bu orandaki bir artış en düşük emekli maaşı için bir hayli düşük kalacaktır. Böyle olursa bundan sonra en düşük emekli maaşı ile kök maaş bilmecesi son bulur ve emekliler gayri safi yurt içi hasıladan kaynaklı servet artışı ve refah artışından daha fazla pay almış olacaklardır. Alt gelir grubuna sahip kişilerin refahı ve kazancı enflasyonist ortamda artırılarak dengelenmenin yapılması gerekmektedir. Enflasyonun tek haneye gelmesiyle birlikte de alım gücünün korunacağı bir döneme girileceğini de belirtmek isterim. Taban aylığın en az %21 artış ile 15.000 Türk Lirası ile 17.500 Türk Lirası arasında belirleneceğini ve en düşük emekli maaşının da kök maaşa sabitlenmesi gerektiğini düşünüyorum.